ekonomik tablosunu doğrudan ilgilendiren iki konu var. Biri hukuk reformu ve adalet, diğeri de elbette ki Türkiye'nin dış politikadaki kulvar tercihi. Birazdan Profesör Ersan Şen buraya geldiğinde elbette ki hukuk ve adaleti de değerlendireceğiz. Ama şimdi EDAM kurucusu Sayın Sinan Ülgen karşımda. Sayın Ülgen, hoş geldiniz 20. Saat Halk TV ekranlarına. Çok teşekkür ederim Özlem Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum, sağ olunuz. Cumhuriyet Gazetesi'nde meslektaşım İpek Özbey'e harika bir röportaj vermiştiniz. İlgiyle ve merakla okuduk. Ardından da Fatih'le konuştunuz, Fatih Portakal'la. Sıra bize geldi. biliyorum burada da davetlere her zaman katılıyorsunuz ve analizlerinizi, değerlendirmenizi paylaşıyorsunuz. Siz tabii özellikle Amerika Birleşik Devletleri politikasını yakından tanıyan bir uzmansınız. Avrupa Birliği ile ilgili de birkaç sorum olacak. Hepsini değerlendirmenizi rica edeceğim. Biden nihayet yemin etti, göreve başladı ve dün itibariyle 17 kararname imzalayarak aslında önümüzdeki 4 senenin nasıl geçeceğiyle ilgili de önemli ipuçları vermiş oldu. Biden'ın gelmesiyle en çok ne değişecek? Şimdi buna bir genel Amerikan dış politikası olarak bakabiliriz. Bir de tabii Türkiye-Amerika ilişkileri olarak bakabiliriz. Bu sorunuza bir yanıt verebilmek için. Ama önce bir genel Amerikan dış politikası olarak bakacak olduğumuzda Biden'ın Trump dönemine oranla çok farklı bir takım alanlarda, yani birçok alanda çok farklı uygulamalar göreceğiz. Bunlardan birincisi Amerika'nın Trump döneminde unutulmuş olan veya hani bilinçli olarak geri plana bırakılan çok taraflı dünya sisteminin tekrardan savunucusu olması ve nitekim sizin biraz önce bahsettiğiniz ilk gün altına imza attığı kararnamelerden de nihayetinde çıkan en büyük sonuçlardan biri bu. Biden Amerika'yı örneğin iklim değişikliği anlaşmasına geri döndürecek. Keza Trump döneminde Amerika'nın çekilmiş olduğu İran'la daha önceden yapılmış olan nükleer anlaşmaya yeniden Amerika'nın dönmesi söz konusu. İşte Dünya Ticaret Örgütü'ne yönelik daha çok taraflı kuralları savunarak bunları destekleyecektir Biden hükümeti. Dolayısıyla birinci önemli farklılık, eskiden Amerika'nın savunucusu olduğu bu çok taraflı sistemi yeniden Amerikan dış politikasının bir hakim alanı haline getirmek. Birinci büyük farklılık bu dünya bakımından baktığımızda. İkinci büyük farklılık transatlantik ilişkiler. Trump hatırlayacak olursak Trump hep işte önce Amerika sloganıyla aslında Amerika'nın da ihtiyaç duyduğu ittifaklar sistemini bozan bir liderdi. Zaman zaman Avrupalı liderlere hani çok ağır eleştirilerde bulundu. NATO'yu özellikle çok sert şekilde eleştirdi. Hatta bir dönem Amerika'nın NATO'ya olan bağlılığı dahi sorgulanmaya başlandı. Hele yani Trump'ın bir ikinci 4 yıl daha yani seçimleri kazanması durumunda Amerika'nın NATO'dan çıkma olasılığı bile tartışılmaya başlanmıştı. Şimdi Biden döneminde Biden tam tersini yapacak ve bu biraz hırpalanmış olan transatlantik ilişkiyi ve özellikle NATO bağlamında güçlendirmeye bakacak. Bunun tabii Türkiye bakımından da önemli sonuçları olacak. Onu muhtemelen biraz sonra konuşabiliriz. Üçüncüsü bir önemli farklılık. Trump tamamen bir Amerika'nın dış politikasını yürütürken değerlerden uzaklaşan bir tavır sergilemişti. Yani onun için önemli olan bir al-ver ilişkisi. Karşılığında ne alıyorum, ne bekleyebilirim şeklinde bir iktidarını sürdürmeyi tercih etti. Biden ise değerleri biraz açmak gerekirse özellikle işte ifade özgürlüğü, insan hakları, hukuk devleti, demokrasi gibi değerleri yeniden Amerikan dış politikasının da ağırlık kazanan bir alan olarak tesis edecek. Burada da önemli bir farklılık göreceğiz. Dolayısıyla geçmişte Trump hani bu değerleri erozyona uğratan ülkelere yönelik hiçbir eleştiri de bulunmamış iken
Biden şimdi bunun burada eleştiri dozunu yükseltecek bir Amerika lideri olacaktır dünyanın çeşitli bölgelerine baktığında. Dolayısıyla Amerikan dış politikası itibariyle bu üç ana kulvarda önemli değişiklikler göreceğiz. Neresi değişmeyecek diye de soracak olursanız, hani siz sormadınız ama ben ekleyeyim müsaadenizle. Tabii. O da Amerikan toplumunda Obama'dan beri devam eden, Trump'ta güçlenen bir eğilim var. O da Amerika'nın artık böyle siyasi sermayesini, ekonomisini, imkanlarını dış dünyaya harcamaması ve içine dönmesi. Amerika'da var olan ekonomik zorlukları öncelendirmesi. Biden bunu yapacak. Dolayısıyla buradan da aslında Trump'la belki devamlılığı olan bir alan olacak bu. Çünkü Trump döneminde de Amerika yavaş yavaş çekilmeye başladı dünyanın farklı yerlerinden. Ve aslında stratejik hedefini değiştirdi. O da Obama döneminden bu yana bu devam eden bir süreç. Amerika'nın artık stratejik hedefi Çin olacak ve Doğu Asya olacak ve dünyanın diğer bölgelerinde, ki buna hani Türkiye'nin yakın coğrafyası da dahil, Orta Doğu'da dahil, eskiden olduğu gibi müdahaleci olmayacak, daha arka planda kalacak ve yereldeki ortaklarla, başta Avrupa Birliği olmak üzere oradaki dış politika hedeflerini yürütmeye gayret edecek. Dolayısıyla biraz daha izolasyonist diyebileceğimiz ve bir hani stratejik tercihinin Doğu Asya olduğu bir Amerika olacak karşımızda. Amerika'nın stratejik tercihinin Doğu Asya olması Türkiye-Amerika ilişkilerini nasıl etkileyecek? Şimdi Trump tabii yani doğrusu benim çok bayıldığım bir siyasetçi değildi. Hoş Biden'a da mesafeliyim ama benim fikrimin hiçbir önemi yok. Sizin fikrinizin veya analizinizin çok büyük bir önemi var. Şimdi Trump giderken kabul edeyim ki şöyle bir ifadesi oldu. Dedi ki yani hiçbir şey yapmadıysam da hiç değilse savaş çıkartmadan gittim. Bir kere bu cümleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve tabii Türk hükümeti ve bu taraftaki Türkiye'deki siyasetçilerin önemli bir bölümü aslında Biden'la ilgili olarak ve Biden hükümetiyle ilgili olarak en çok Orta Doğu politikalarında başımıza ne geleceğinden endişe ediyorlar. Bunu haklı bir endişe olarak mı görüyorsunuz? Ben açıkçası Biden hükümetinin de farklı bir kere Obama ile karşılaştırıldığında farklı bir dünyayla ilişki kurmak durumunda olduğunu ve biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi Amerikan toplumunun beklentilerini de karşılamak zorunda olduğunu düşünüyorum. Bu beklentiler de özünde Amerika'nın içeride oluşan ekonomik ve sosyal tahribatı giderecek politikaları hayata geçirmesi ve dolayısıyla dış politikada Amerika'nın kaynaklarını savurganca kullanmaması. Buradan çıkacak sonuç Biden'ın Orta Doğu politikasının da artık Obama dönemine oranla daha az müdahaleci olacağı sonucu birincisi. İkincisi bir de tabii şunu da ifade etmek lazım Amerika ve Orta Doğu konuşurken. Şimdi Orta Doğu'nun Amerika için önemi de azaldı. Yani eskiden tabii ki biz Orta Doğu konuşurken hep petrol konuşurduk. Amerika'nın petrole bağımlılığından bahsederdik. Bugün Amerika artık petrol ihracatçısı bir ülke oldu. Dolayısıyla Orta Doğu'dan çıkacak petrole Amerika'nın ihtiyacı yok. Amerika Orta Doğu'ya baktığı zaman bugün daha dar bir çerçeveden bakıyor. Birinci çerçeve İsrail'in güvenliği çerçevesi. O devam edecek. Yani o Amerikan dış politikasının önemli faktörlerinden biri. İkincisi de Orta Doğu'daki radikalleşme Amerika'ya bir terör saldırısı olarak döner mi? Bir de bu açıdan bakıyor. Üçüncüsü de tabii ki bir de bir üçüncü faktör var. Kitle imha silahları, özellikle İran meselesi ve nükleer program. Bu üçü üzerinden yani bu üç dinamik üzerinden Biden Orta Doğu politikasını şekillendirecek. Ama Bush döneminde olduğu gibi hatta belki Obama döneminde olduğu gibi müdahaleci yani daha askeri müdahaleye dayalı bir Amerikan dış siyasetini görmeyeceğiz Biden döneminde. Hani çok büyük şoklarla karşılaşmazsak eğer tabii 11 Eylül gibi. Ama genel olarak Biden bir adım geride duracaktır. Dediğim gibi bir hani stratejik önceliği bu bölge olmayacak. İki
Amerikan toplumu bu tip müdahaleci politikaları artık istemiyor. O da nihayet, ne kadar güzel ama tabii yaşayarak göreceğiz.